Bu yıl 2. Kılıç Arslan temasıyla Aksarayların beğenisine sunulan geleneksel 33. Ihlara Kültür ve Spor Festivali'nin 5. gününde resmi açılış törenindeyiz. Sevgili seyirciler, Aksaray Belediyesi Başkanlık Binası'nın önünden başlayan festival kortej yürüyüşünün ardından Kılıç Arslan Parkı Festival alanındayız. Az sonra resmi açılış töreni gerçekleştirilecek. Tüm Aksaray burada diyebiliriz. Görkemli bir kortej yürüyüşünün ardından çok keyifli bir alanda geçmişten günümüze 2. Kılıç Arslan ve Selçuklu dönemini bu festivalde yaşayabilirsiniz. Evet, festival alanındayız ve festival alanında konuklar ve ziyaretçilerle röportajlar gerçekleştireceğiz. Kılıç Arslan Parkı Festival alanında konuklar ve ziyaretçilerle röportajlarımıza başladık efendim. Yanımızda Önder İmam Hatipler Derneği Aksaray Şube Başkanı Kutlizi Bakar var. Evet, Sayın Başkan, festivalle ilgili neler söylemek istersiniz? Öncelikle geleneksel atasporlarının ilimizde yapılmış olmasının isabet olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımız, gençliğimiz, gelecek neslimiz için sporun önemini biliyoruz. Bu atasporları olursa spor daha uygun şekilde geliyor. Çünkü okçulukla, güreşçilikle ilgili Peygamber Efendimizin birçok hadisleri var. Öğrencilerimizin, gençlerimizin örf ve adetlerimizi unutmaması açısından, spor açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz de Önder olarak merkezde, ilimizde öncü spor olarak geleneksel spor branşlarında 2 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Onun için bizim camia olarak atasporları önceliğimiz. Ben Aksaray Belediye'mize, Belediye Başkanımız Sayın Haluk Şahin Yazgı'ya atasporlarıyla ilgili böyle bir program, fuar yaptığı için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bunun devamında gelmesini talep ediyoruz. Biz de yerelde hem güreşçilerimiz, hem okçularımız, hem atasporların diğer branşlarına ciddi çalışmalar yapıyoruz. Biz de belediyemize öncü spor olarak bu fuarda destek verdik. Öğrencilerimize, şehrimize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizlere de emeklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ile birlikteyiz ve kendisinden festivalle ilgili görüşlerini alacağız. Evet Sayın Başkanım, gerçekten az sonra resmi açılış töreni gerçekleştirilecek ve muazzam bir ortam var Gençlik Parkı'nda, festival alanında. Sizin neler söyleyeceksiniz? Evet, ben öncelikle çok heyecanlandığımı söyleyebilirim. Çok güzel bir program olmuş. Ben belediye başkanımıza teşekkür ediyorum bu çalışmalarından dolayı. Cıvıl cıvıl bir ortam olmuş. Belediye sadece biliyorsunuz yol, elektrik, su, neyse kanalizasyon yapımı değil, vatandaşın gönlüne girme konusunda da çalışmalar yapar. Bu çalışmalardan bir tanesi de bu. 33.sünü düzenlediğimiz bir festival. Şehir memnun, halk memnun ve güzel bir ortam olmuş. Ben belediye başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeği geçen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. İnşallah bunun devamı da gelecektir diye düşünüyorum. Aksaray bunların en güzeline layık. Geçmişe götürdü bizi belediye başkanımız. Otağ çadırlarıyla gördük bunu. Yarın da faaliyetlerimiz devam edecek. Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın da programlara devam edeceğiz. İnşallah güzel bir program olur. Ben Aksaraylı hemşehrilerimize diyorum ki gelsinler, burayı mutlaka bir görsünler. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah, sağ olun. ...33. Ihlara Kültür ve Spor Festivali'nin 5. gününde resmi açılış törenindeyiz. Kılıç Arslan Parkı Festival alanında röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ var. Şimdi kendisinden festivalle ilgili, alandaki etkinliklerle ilgili görüşlerini alacağız. Evet başkanım, buyurun. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şubesi Başkanı Mustafa Dağ, muharip ve mağlul gazilerden oluşan bir grupla Aksaray Belediyesi'nin davetine icabet ettik ve korteje katıldık. Aksaray ilinde 33 yıl sonra böyle görkemli bir kutlama bize büyük onur ve sevinç verdi. 16 Haziran 1989 yılında il olan Aksaray 2. Müktesep hakkını alarak tarihinde bir ilki yaşatıyor. Onun için Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Valimize katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bu festival Aksaray'ın kültürü, Anadolu Selçuklular, Osmanlı kültürü ve Cumhuriyet tarihinden oluşan güzel bir festival. Organizasyon için teşekkür ediyorum ilgililere. Teşekkür.
İkinci Kılıç Aslan temasıyla bu yıl Aksaray'ın en önemli organizasyonlarından olan Ihlara Kültür ve Spor Festivali'nde yanımızda Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezi Yunus Gümüşsoy var. Şimdi kendisinden festival alanıyla ilgili ve festival etkinlikleri ile ilgili düşüncelerini alacağız. Başkanım, siz neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Mübarek aylardan Muharrem ayını içerisindeyiz. Burada güzel bir etkinlik hazırlamış başkanımız, belediye başkanımız. Maşallah çok beğendim. Yani bütün vatandaşlarımızın birbiriyle kaynaşması, birbiriyle buluşması yönünden çok güzel. Teşekkür ediyorum buradan. Böyle etkinlikler olursa hepimiz birbirimizi tanımak imkanı buluyoruz. Ve şehitlerimiz, gazilerimiz de bugün burada aşure şeyimiz vardı, birleştirdik. Beraber burada aşuremizi dağıtacağız. İnşallah hayırlara vesile olur. Buradan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten çehre değişmiş, güzel hazırlanmış. Yani milletimiz de memnun, biz de memnunuz. Onun için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Doğan Ceylan'la birlikteyiz. Sayın Başkanım, festival alanındasınız. Kortej yürüyüşüne de katıldınız. Bugünle ilgili neler söylemek istersiniz? Efendim, hakikaten emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Başta Sayın Belediye Başkanımız, diğer çalışan arkadaşlarımız, ekiplere teşekkür ediyorum. Aksaray'ımızın geçmişten geleceğe olan kültürünü bugün birlikte gördük. İşte Somuncu Baba, İkinci Kılıcı Aslan, Zembilli Ali gibi Aksaray'ın yetiştirdiği ender değerlerden bizim kültürümüze ve Türkiye toplumunun birlik beraberliğini sağlaması için de bunların emeklerini ve yapıcı olduklarını gördük. Bugün bu kültürümüzde Sayın Başkanımızın Aksaray'ı bu şekilde tanıtması bütün kültürümüze, değerlerimize, inancımıza sahip çıkmamız açısından çok güzel bir organizasyon olmuş. Şimdi tabii ki biraz daha sonra bizim atasporumuz, cirit, güreş gibi etkinlikler de olacak. Bu etkinlikleri bizim zaten kültürümüzde var, Aksaray'ımızda var. Daha önceden Cumhuriyet tarihinde de, Cumhuriyet bayramlarında da köylerden güreşçilerimiz gelir. Böyle kum sahalarda güreşirlerdi, cirit yaparlardı. Bunun için güzel bir organizasyon olmuş. Ben başkanımı tebrik ediyorum. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Şu anda da bütün Aksaray halkımız hep görüldüğünüz gibi hep birlik beraberlik içerisinde. İnşallah bunların daha devamı, daha gelişmiş şekilde olacak diye ümit ediyorum. Çünkü bu bizim ilk bir denememiz aynı zamanda. İlk denememiz. Bu daha gelişerek mehter takımıyla, ondan sonra işte ciritler, sporlar, ata sporları, güreşler, belki de ileride güreşler de olacaktır. Bunun için emek geçenlere ben teşekkür ediyorum. Hakikaten güzel bir organizasyon oldu. Güzel bir çalışma olmuş. Kortej'de de gördünüz. Aksaray'ımız hep tek yumruk halinde yürüdü ve kültürüne sahip çıkıyor. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, festival alanındayız. Kılıç Aslan Parkı'ndayız. Bugün Ihlara Kültür ve Spor Festivali'nin 5. günündeyiz. 17 Eylül'de başlamıştı etkinlikler ve az sonra resmi açılış gerçekleştirilecek. Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve İl Protokolü üyeleriyle vatandaşlar şu anda açılış yapıldı. Açılışın ardından standları geziyorlar. Az sonra da burada protokol konuşmalarıyla birlikte resmi açılış töreni gerçekleştirilmiş olacak. Biz de Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de Kılıç Aslan Parkı'nda festival alanında röportajlarımızla size bağlanmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.